Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması onlu TYT matematik denemelerinden deneme 7'nin geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümlerini Mert Hoca yapıyordu ya da uygulamada çözümlere de bakabilirsin. Evet bu denemede de çok güzel sorular var sana. Çok şey katacak sorular var. Hadi şu güzelim denemenin geometri çözümlerine başlayalım. 31. soruyla çözümlere başlıyoruz. 31. soruda şöyle özdeş Neler verilmiş bize? Kalıntılar önemsiz. Mavi, sarı ve turuncu yeşil renkli levhalar verilmiş. Ve uzunluğu da 3'e 25 olarak verilmiş. Sonra bizden sarı ve turuncu levhaların birbirine en yakın köşeleri arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Yani şekli büyütelim. Şuradaki en yakın şu köşe ve şu köşe arasındaki uzaklık isteniyor. Verilen bilgilere bakalım. Bunlar özdeş. Uzun kenarları kaç? 25. Uzun kenarı 25. E hocam Buradaki uzun kenarda 25 olacak. Dolayısıyla buraya ne kaldı? 20 kaldı. 15 20, 25 üçgenden buraya 15 bulduk. Kısa kenar 3'tü. 3'ü yazdık. E 15 burada. 3 burada 18. E toplam 25 yapacak. Buraya 7 kaldı. Hocam şuradaki uzunlukta. Pardon. Şuradaki uzunlukta zaten 25 ya. 7 25. 7 24 25 üçgenden buraya 24 bulurum. E arkadaş burası 24. Buraya kaç kaldı o zaman? Bizden de buradaki uzunluk isteniyor zaten. Bak şu iki mesafe arasındaki uzaklık 1'e eşit oldu. Çünkü bunun tamamı 25, 24'ü burada olduğu için. Yani cevap o zaman ne çıktı? Akçay çıktı 31. soruda. Geldik 32. soruya. Şekil 1'de verilen İki kenarı dik üçgen biçimdeki kağıdın ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renge boyanmıştır. Kağıt BC kenarına paralel kat izi oluşacak biçimde şekil 2'deki gibi katlandığında. Heh, verilen bilgiyi kullanalım öncelikle. Ne yapıyoruz? Öncelikle şekli şöyle bir büyütelim. Bunun 45 45 90 üçgen olduğunu biliyoruz. Şöyle eski haline geri getirelim. Katlamayı da açacağız değil mi? Katlamayı da açtık ve eski haline getirdik. Bu 90 dereceydi. Ve şunlar birbirine paralel verilmişti. E o zaman buradaki kaçı 45 ise dolayı burası da 45. E burası da 45 derece oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Devam edeceğiz. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bu arada bu bir ikizkenar üçgen çıktı. Üst üste binen kenarlar eşitliğinden dolayı bunlar da eşit oldu. O zaman 90 ise burası da 90. 45 ise burası da 45. Burası da 45 oldu mu? Oldu. E sonrasında arkadaş burası da bir kare çıktı. Çekil ağda gördüğün üzere. Ve bir de G'den bahsetmiş. G de sarı üçgenin bir ağırlık merkeziymiş. Onu da kullanalım. E onu nasıl kullanacağım? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. E bu kenar ortay oldu ya böyle. Şu bir x kenar üçgen olduğu için bak ikizkenar üçgen olduğu için çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir yüksekliği koyduk böyle 90 derece olmasını o zaman burası da 45 burası da 45 yaptı sonra bir de e, buradan da bir kenar orta açıtsam burası da yükseklik olacak ve şuradaki açı toplamda 180 derece olduğu için doğrusal oldu e o zaman bu doğru tamamen doğrusal oldu ve 45 45 90 üçgeni çıktı bak burada e o zaman buradaki ağırlık merkezinde kullanayım ağırlık merkezini nasıl kullanacağım ben şuraya bir a dersem o zaman burası ne oldu 2a oldu ağırlık merkezinden dolayı e şimdi katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E 3A ise burası da 3A. Hemen 3A'yı yazdım buraya. E toplamda burası kaç yaptı? 3A artı 9 yaptım. E şimdi 45 burası 90 burası. Burası da 45. İkisi kenar. E tamamı da bunun 60'tı. Yani bunlar 30-30 yaptı. E o zaman şurası da 30 yapacak. Yani 9'u buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 6A'ya 21 kaldı. Hemen 6A eşittir 21'i yazalım. A'yı da buradan 3'e böldüğümüz zaman 2 A'yı 7 olarak buluruz. E 2 A'yı 7 ise bak burası 7. Toplamda bu uzunluk 9, 7 daha 16 yaptı. Sonra şurada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. Dik üçgenin kenarları kaç? Hocam 16'ya 30. Hemen dik üçgeni çizeyim burada. Şöyle kısaca 16'ya 30 var. Hocam burası 2'nin 8 katı. Burası 2'nin 15 katı. İkiz kenar dik üçgen pardon. 8, 15, 17 üçgeninden 2'nin burası da 17 katı yapar. Yani burayı da kaç buluruz? 34 buluruz. Dolayısıyla kaçıncı soru? 32. sorunun doğru cevabı böylelikle balık kesir olur. Geldik 33. soruya. Aşağıdaki görselde ABC noktalarını köşe kabul eder. Eşkenar üçgen biçimdeki yol modelinde sarı renkte gösterilen bölgede BC yoluna dik olacak şekilde DH çizilmiş. 1, 2 ve 3 noktaları sırasıyla üçgenin ABC köşelerine eşit mesafedeymiş. Hmm. Arkadaş 1, 2, 3. Yani şurası x, burası x, burası da x. Sonra yeşil attığın uzunluğu 440 verilmiş. Şu toplamda 440sa, o zaman buraya ne kaldı? 440 eksi x kaldı. Sonra 220 verilmiş kırmızı at. O zaman buraya 220 eksi x kaldı. Ve mavi hatta 350. E, X'i buradaysa buraya da 350 eksi x kaldı. Bu bir eşkenar üçgendi. Eşkenar üçgen olduğu için açılarımız kaçar derece? 60, 60, 60 derece eşken üçgen olduğu için bu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani 440 eksi x eşittir. 220 eksi x artı 350 eksi x. 350 eksi x olmak zorunda. Buradaki eksi x'ler birbirini götürdü. O zaman x'i kaç buluruz? Hocam 440'tan 220 çıkarsa 220. 350'den de 220 çıkarsa 130 bulur muyuz? Buluruz. Evet. 130 mu çıkıyor? Pardon. 220'yi çıkarttığım zaman evet 130 geliyor. X'i 130 bulduk. X yerine 130 çıkıyor, yaptığımız zaman burayı da 220 mi buluruz? 130 evet 220 buluruz. E o zaman burada bir dik üçgen var karşımda. Şuradaki dik üçgende hatta bu 30 60 90 üçgeninde 90'ın karşısı 220 ise 30'un karşısı nedir? 110'dur. Hemen şurayı 110'u yapıştırdık. E 30'un karşısı, karşısı da 110 60'ı karşısı da 110'un kök 3 katıdır. Zaten benden ne isteniyor? DAH yolunun uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 110 kök 3 yapar. Yani cevap Balıkesir oldu. Geldik bir sonraki soruya. 34. soru. Önden görünümü. Şöyle sorunun tamamını görün bakalım ilk etapta. Sonra şekli büyütürüz. Önden görünümünde genişliği 9,6 metre yüksekliği 4,2 metre olan çatılı bir ev modeli şekil 1'de veriliyor. Bu evin çatısına kenarlarından Birinin uzunluğu 6 metre olan dikdörtgen biçimdeki güneş panelleri döşenecektir. İşte güneş panelleri bu veya ikinci şekildeki gibi bu şekilde olacakmış. Paneller şekil 1'deki gibi yerleştirilirse panelin panelin kenarları evin kenarlarıyla çakışmakta ve bu şekilde panelin çok yüksekte olacağı düşünülen düşünen ev sahibi panellerin en yüksek noktasının 2.2 metre aşağı inmesine karar veriyor. Öncelikle şuradaki bilgiyi ben bir kullanayım. Buradaki bilgiyi nasıl kullanacağım? E, bu uzunluk 6 birim. Bu uzunluk da 6 birim. Bu x kenar var. Tabanda mevcut tabanına ait yüksekliği çizdim. Burası 4,8. Burası da 4,8 oldu mu? Oldu. Şimdi aslında burası bir dik üçgenin kenarları. Hocam 6'ya 4,8. E, 6'ya 4,8'i böyle düşünme de 10 katını alarak düşün. Dik üçgenin kenarları 60'a 48 olmuş olsaydı. Hocam burası 12 çarpı 5 değil mi? Burası da 12 çarpı 4. O zaman burası da 12 çarpı 3 olurdu. 36 olurdu. O zaman burası 3,6 mı olur? Evet. Şimdi soruyu okumaya devam edelim. 2.2 metre aşağı ineceğim. 2.2 metre aşağı indireceksem eğer ben bunu. 3.6 ise sen buradan 2.2 aşağı indirdiğin zaman ne oluyor? 3.6'dan 2.2 aşağı indirdiğin zaman 1.4 geliyor. Yani o zaman şuradaki yüksekliğin bu sefer 1.4 olacak. E ee, Arkadaş burada uzunluk değişiyor mu? Değişmiyor. Burası da 4,8'e yine 4,8. 7 24 25 üçgenin 2 katı oluyor bu sefer. O zaman burası da 25'in 2 katı olacak yani 50 olacak. Ama 7 24 25'in 2 katı derken burada virgül de var. 5 50 oldu olacak dedik ya. O zaman burası da kaç olacak? 5 mi olacak? Evet. E, bunun tamamı kaçtı? 6 6'ydı. O zaman buraya da kaç kaldı? 1 kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? Çekilik 2'deki panellerin yere en yakın kenarının yerden yüksekliği şuradaki H nedir diye soruluyor bana. Evet şuradaki mesafeyi bulmaya çalışacağım şimdi. Arkadaş buradaki mesafeyi nasıl buluruz? Aha da ben şunun mesafesini biliyorum. Şuradaki mesafe kaçtı? 4.2 idi. Ee, ben şuradaki mesafeyi bulmaya çalışacağım. O zaman şuradaki uzaklığı bulmaya çalışacağım. Bak burada da bir benzerlik çıktı. Benzerlikte hocam 5'e 1 oran var. E o zaman burada 5 bölü 1 eşittir. Şuraya A dersem 1.4 bölü A olduğundan dolayı A'yı da buradan 1.4 bölü 5 bulurum. 2 ile genişletirsem kaç geliyor A da buradan? 2.8 bölü 10 geldi. Yani A'yı da buradan 0.28 mi bulurum? Evet. A buradan 0.28. E bu uzunluğun tamamının biz ne olduğunu biliyorduk zaten. Şurada yazıyordu. 4.2 olduğunu biliyordum şurayı. E hocam 4.2 tamamı. Bak tamam 4. Burada da 0,28 var. O zaman sen 4,2'den 0,28'i çıkartırsan 4.20 yani bu. Hocam burası 2. Burası 9 yaptı. O zaman 3,92 yaptı. Evet. Zaten bizden buradaki mesafe isteniyor. Cevap 3,92 olur. Yani cevap balık esir oldu. Kaçıncı sorudaydık? 34. soruda. Geldik 35. soruya. Şekil 1'de verilen dikdörtgensel bölge turuncu sarı ve mavi renge boyanmış dikdörtgen biçimindeki 3 levha ile oluşturulmuş. Turuncu sarı ve mavi renkli dikdörtgen levhaların kısa kenar uzunluklarının uzun kenar uzunluklarının oranı sırasıyla verilmiş. Turuncununki bu sarınınki 1 bölü 2 mavininki 3 bölü 4. Mavininki 3 bölü 4 yani 3a'ya 4a'yı yazdım. Sonra sarınınki 1 bölü 2a. E o zaman burası 4a olduğundan burası 2a olur. E burası da 3a ya. Bak 3 bölü 5 orandan dolayı burayı da 3A bulur muyuz? Buluruz. Çünkü 3 bölü 5 demiş. Şurası 5A iken burası da 3A çıktı. Devam edelim. Şekil 2'de görünen mavi bölgenin alanları toplamından bahsetmiş. E arkadaş şu mavi bölgenin alanları toplamını bulurken ne yapacağım? İki yolla yapabilirsin. Ya hocam zaten burası kaç? Şurası toplamda 3A olduğunu biliyoruz. Ondan sonra hatta şöyle büyüteyim. Diğer tarafında 4A olduğunu biliyorum. Şuranın da 3A olduğunu biliyorum. Hocam burada 4A'dan 3A çıkınca şu iki toplama A kaldı deyip toplamda 3A ile A'nın çarpımı yapar diyebilirsin. Ya da şuradaki alanı çıkartalım hocam. Büyük mavinin alanından şu alanı çıkartacağım. E burası da zaten 3A olduğundan dolayı toplamda kaç yapıyor o zaman? Üst tarafa yazayım. 4 kere 3 12A kare eksi 3 kere 3 9A kare yapıyor. 9A kare işte bu 3A kare yaptı. 3A kare 18 ise A kare buradan 6 mı geldi? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? Turuncu bölgenin alanı. Turuncu bölgenin alanı bulurken ne yapacağım? Hocam büyüğün alanından sarının alanını çıkartacağım. Yani büyüğün alanında turuncu 3'e 5 değil miydi? 3A'ya 5A. Toplamda 15A kare eksi sarının alanında 2 kere 4 8A kare 7A kare isteniyor. A kare eşittir 6'yı da 6 kere 7 kaç çıkar buradan? 42 çıkar. Yani cevap 35. soruda 42 oldu. Cevap Edremit oldu. Geldik 36. soruya. Evet. Şekilde eşkenar dörtgen biçimindeki 6 eş parçadan elde edilen kolye modeli verilmiştir. Bu kolye modelindeki iki parçanın birer kenarı ile zincir oluşturduğu dörtgen bir deltoittir. Evet şurası bir deltoit olarak verilmiş bize. E deltoit ise şunlar eşitse otomatikman bunlar da nedir? Birbirine eşittir. Tamam şunları yazalım hemen. Hocam şunlar eşit. E bunlar da eşitliği yazdık. Zaten bunlar eşkenar dörtgen şöyle eşitleri de gösterelim istersen. E sonra açılarda verilmiş bize. 120 derece verilmiş. X verilmiş. Buna göre X nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Hocam şimdi burası X derece ise eğer nokta açısı nokta açısı olarak verilmiş ya. Bak nokta açısı X verilmiş. Burası da nokta açısı X. Eşkenar dörtgenden dolayı burası 180'e tamamlayan açıdır. 180 eksi X'tir. E burası da 360'a tamamlayacak. 360'a tamamlayan açısal değer 60. X'ten kurtulmam lazım. 60 artı X yapar burası. Hocam burası da X, 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 burası da X. Toplamda 6 tane X var. Yani o zaman buraya da 360 eksi 6x kaldı. E zaten burası da kaç yapıyor? Delta de şu tabanı taşıyan x kenarın tabanı taşıyan açılar birbirine eşitti. Yani burası da 60 artı x oldu. Şimdi bu açıların toplam. Şu açıları topla. Hocam ne yapıyor bu? 360 artı 60 artı 60. Yani 360 artı 20. Yani 480 yaptı. 480 artı 1, 2, 3 x var. Bir de eksi 6 x var. İşte bu 360'a eşit olmak zorunda. Hocam buradan 120 eşittir 3 x yapar. Ve x de böyle kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. O zaman doğru cevap C seçeneği olur 36. soruda. Geldik 37. soruya. Evet şekildeki sarı, pembe, mavi ve yeşil rengi renkte boyanmış dikdörtgen biçimdeki kartonlar verilmiş. Pembe karton sarı kartonun üstündedir ve bu iki kartonun iki kenarı çakışmaktadır. İşte şekli böyle gösteriyor arkadaş. Bunu anlatmış bize. Sonra bunu anlatmış. Sonra bunu anlatmış. Ondan sonra ne demiş? Pembe, mavi, yeşil ve sarı kartonların kenarlarının uzunlukları sırasıyla iki katına çıkarılarak elde edilmiştir. Örneğin mavi kartonun kenarlarının kenar uzunluğunun iki katı ee, ne olacak? Yeşil karton mu olacak? Bir dakika. Örneğin mavi kartonun kenarlarının uzunlukları pembe kartonun kenar uzunluğunun iki katı olacak. İşte. Yeşil de mavinin, sarı da yeşilin iki katı olacak şekilde. A, B'yi de vermiş bize. Buna göre CD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Burada küçük uzunluktan başlamak istiyorum. Şuradan başlamak istiyorum. Hocam ben şuradaki kenar uzunluğuna bir A dersem. Yok küçüktekine şöyle bir A dersem. O zaman burası ne yapar? 2A yapar. Sonraki 2 katı 4A yapar. O zaman sarınınki de kaç A yapar? 8A yapar. E hocam şurası 8A ise eğer. Bak burası da 8A olacak. E o zaman buraya ne kaldı? Şuraya da 6A kaldı. Çünkü niye? Şurası 2A 6A. E uzun kenarlarda da aynı iki kat modeli var. Burası 6A ise o zaman. E hocam burası o zaman 12A. O zaman burası 24A. E o zaman burası da 48A olmak zorunda. Hatta buraya da ne kalıyor? 44A kalıyor. Çünkü şurada 4A'sı burada. Şimdi bize ne vermişti? Uzunluk AB'yi 64 vermişti. Bakalım. AB uzunluğu. Hocam AB uzunluğuna bakıyoruz şimdi. 6A burada. 2A da burada. 8A. Sonra burada da 24A var. 32A yaptı. 32A eşittir. 64 ise eğer A'yı buradan 2 buluruz. Ve bizden ne isteniyordu? CD uzunluğu isteniyordu. Hemen CD uzunluğuna bakalım. <laughs> Hocam burası 48. Burası da 12. 60A isteniliyor bizden. O zaman 60A'da kaç yapar? A yerine 2 yazarsak cevap 120 yapar. Evet cevap 120 oldu. 37. soru. Böylelikle Denizli çıktı dostlar. Geldik 38. soruya. Aşağıda renkleri dışında birbirine eş olan ön yüzleri sarı, mavi ve pembe renkle boyanmış paralel kenar biçimindeki 3 kağıt verilmiştir. Kağıtlar şekilde gibi yerleştirildiğinde bazı kısımları üst üste gelmiştir. Sarı, mavi ve pembe renkli kağıtlarda üst üste gelmeyen bölgelerin alanları bak Şuranın alanı mesela 23. Buranın alanı mesela 38. Yani tek katlı olan yerler demek istiyor. 26. 3 kağıdın da üst üste geldiği yer. Hocam burası 8 olarak verilmiş. 2'şer kağıdın üst üste geldiği bölgelerin alanları toplamı da 2'şer kağıt mesela burada sarıyla mavi. Hocam buradaki A alanı kırmızıyla mavi. Burada da sarıyla kırmızı. İşte bu bölgelerin toplamı da bize ne verilmiş? 24 olarak verilmiş. E o zaman 24 ise ben buraya bir B alanı yazayım. B alanıysa buraya da ne yazacağım o zaman? 24 eksi A eksi B yazacağım. Çünkü buradaki alanların toplamı bize ikişer kağıtların böyle ikişer bölgelerin yani ikili ikili kestikleri bölgelerin alanı da 24 olarak verilmiş. Bize de ne isteniyor? A isteniyor. A alanı nedir diye soruluyor. E arkadaş burada paralel kenarların alanlarının birbirine eşit olmasını kullanacağız. Yani ilk etapta ben şunu söyleyeyim. Şu şekilde yapayım. Hocam şuradaki alanla bak, şunun alanıyla şunun alanına bakayım. Hocam bunun alanıyla bunun alanında şunlar zaten ortak değil mi? Evet. E o zaman geri kalanların da aynı olması lazım. Geri kalanlar dediğim nedir? 23 ve 24 a eksi, a, eksi b 38 ve a değil mi? Evet yazalım 23 bak şuradaki alan ve şuradaki alandan bahsediyorum. 23 artı 24 eksi a eksi b alanı eşittir. 38 artı a alanı eşit olacak. 38 artı a alanı eşit olacaksa. O zaman buradan 2 a artı b alanı ben ne bulurum? 38'i de bu tarafa atacağım. 47. Yani 23 artı 24 47 yapıyor. 47'den de 38 çıkınca 9 mu geliyor? Evet burada 9 buldum. Şu bilgiyle 9 buldum. E sonra ben şu sarıyla şeye bakayım bu sefer. Sarıyla kırmızıya bakayım. Hocam bu sarıyla bu kırmızıya baktığım zaman ortak olan yer neresi? Bu sefer burası değil mi? Evet burası olduğu için bunun dışındaki yerler sarıda bunun dışındaki yerler şuraları değil mi? Yani 23 artı B. 23 artı B. Diğerinde bunun dışındaki yerler neresi? Bak şuranın dışındaki yerlerden bahsediyorum. O da şurası değil mi? Evet orası da A artı 26. A artı 26 yaptı. O zaman A artı 26'yı da yazınca Buradan da ne geldi? A eksi B'yi hatta B eksi A'yı buluruz. Hatta A eksi B'yi bulayım ben böyle. A eksi B'de kaça eşit oldu? Eksi 3'e eşit oldu. Bak elimdeki denklem var. Bir bu bir bu. Benden de A isteniyor. O zaman yazayım. Hocam bir tane denklem 2A artı B'nin 9 olması. Öbürü de A eksi B'nin de eksi 3 olması. Taraf tarafa toplarsam 3A eşittir 6 gelir. A'yı da buradan kaç bulurum o zaman? 2 olarak bulurum. Yani cevap böylelikle ak çay çıkar mı? Çıkar bizden de zaten bu isteniyor. Bildiğimiz alan işlerin yazmaylı bir soru. Ha ben burada şey, çakallık yaptım sadece. Şu paralel kenara ve şu paralel kenara bakarken şurası ortak ya. Bunun dışındakileri eşitledim. Yani bu da bunu bir daha yazmak istemedim. Bunun dışındakiler nereleri? Şurası ve şurası yaptım. E diğerinde de aynı hamleyi yaptım. Hani biraz işlem kalabalığından kurtulmak için yapılan bir hamle sadece bu. Sen istersen direkt hocam şu alan eşittir bu alan eşittir bu alan diyerek de yine işlemde yapabilirdin. Tabii ki tamamen sana kalmış işlemleri kısalaştırmak ya da uzaklaştırmak senin ya da benim elimde zaten ne kadar çok soru çözersek o kadar da kısalaşıyor değil mi işlemler? Evet 38. soru akçay geldik 39. soruya. Evet ayrıtların uzunlukları ABC olan bir prizmanın hacmi ABC'dir. Kapak kanatlarından ikisi mavi, ikisi sarı dört, dikdörtgenler prizması biçimindeki turuncu renkli bir kutunun şekil 1'deki açık, şekil 2'deki de, de kapalı hali verilmiştir. Tabii şuradaki uzunluklar birbirine eşit verilmiş. Sözü olarak söylenseydi de aslında çok güzel olurdu. Ama biz bunun eşit olduğunu bilelim. Şurası şurası birbirine eşit. Sonra ne yapmış arkadaş? Bu kapakları kapatmışız. Önce mavi kapakları kapattım. Ardından sarı kapakları kapattım. Ve şu değer uzunlukları çıktı. Bak önce maviyi kapattım. Sonra sarıyı da üstüne kapatınca bak şu şekilde kapatınca o zaman burada bir uzunluk çıktı. Buradaki uzunluk kaç? 13. E hocam buradaki uzunluklara ben A A demiştim. Burası da A. O zaman sen bunu böyle kapattığında şurası A oldu. Hocam burası da A oldu. E burası da 13. E toplamda şuradaki uzunlukta zaten 25. 25'ten 13 çıkar. Hocam 12. 2'ye böl 6 6 yapar. Yani biz buraları kaç bulduk o zaman? 6'ya 6 bulduk. E 6'ya 6 bulduysak Kapalı kutunun hacmi nedir diye soruluyor. Şimdi çakallık yapacağız. Şuradaki uzunluğu ne bulduk arkadaş? Dikkat dikkat. Hocam burası altı mı? Altı. E sen bunu böyle kapattığın zaman burasıyla burasıyla çakışmış. E sen bunu böyle burası altı iken bu tarafa kapattığın zaman bu tarafa altı gider. Bu tarafa da altı gider. Yani burası ne oldu o zaman? Şurası da altı oldu. Burası da altı oldu. Evet. Yani toplamda şu uzunluğu biz 12 bulmuş olduk. Zaten bizden ne isteniyor? Kutunun hacmi. Kutunun hacmi de nedir? A çarpı B çarpı C'di. A çarpı B çarpı C'den dolayı Burası 12. 25 ve 4'ün çarpı isteniyor. Yazalım o zaman. 12, 25 ve 4'ün çarpımı. Şu ikisi zaten 100 yapıyor. O zaman cevap da 1200 mi yapar? Evet cevap balık kesir oldu. 39. soruda. Ve geldik 40. soruya. Ayrıtlarının uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanının formülü verilmiş. Bize şekil 1'de yüksekleri farklı tabanları eş olan sarı ve mavi renkli iki tane kare prizma verilmiş. O zaman ben şuraya bir A A diyeyim. Burası da ne olacak o zaman? Yine AA olacak. Peki devam edelim. Şimdi bu yapılarla bir de şekil 2'deki bir cisim oluşturulmuş. Bu cismin hacmi de pardon yüzey alanı da 416 olarak verilmiş. O zaman ben şuraya bakayım şimdi. Arkadaş ben bu kısa kenarları A dedim ya. Şurası A, burası A, burası A. Ama A deyince maalesef 3A burası, e, 3A burası. E, bunlar da birbirine eşit ya. 3A bölü 2, 3A bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden ben bu kenarlara hiç 3A demeyeyim, 2A diyeyim. 2, 4, 6 a 2'ye böldüm. 3A, 3A mı oldu burası? Evet. Bak dikkat et. Kısa kenar 2A, uzun kenarda 3A oldu sarıda. Kısa kenar 2A, uzun kenar 3A yazınca ben burada Bak burası 5A. Yani burası 5A yapar. E kısa kenar 2A, 2A şeklinde oldu. E, 2A, uzun kenarda mavi de 5A. Burası da 5A, burası da 5A. Toplamda burası 10A, burası 7A, burası da 2A oldu. Şimdi o zaman ne yapacağız? 10A, 7A ve 2A kenarların ikişerli çarpımının ilk katı. Bu 140A kare artı şu x'in çarpımı 14, 2 ile çarp 28A kare artı şu ikisinin çarpımı da 40, 2 ile çarp 80 mi yapıyor? Evet bir dakika 20, 40A kare yapıyor. Evet 40A kare topladığımız zaman da kaç yaptı o zaman? 208A kare yapar. 208A kare de bize ne verilmiş? 516 416 verilmişti. 416 verilmiş. O zaman A kare buradan 2 geldiğine göre A'yı da buradan kök 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet ben bir kenara ne dedim? A demedim. Dikkat. 2A 2A dedim. 2A 2A dedim. Sarının uzun kenarı 3A. Mavinin uzun kenarı da 5A çıktı. Bizden de artık ne isteniyor? Sarının yüzey alanı isteniyor. E o zaman A yerine kök 2 yazdığım zaman. Arkadaş burası 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. Burası da 3 kök 2 oldu ya. Yani 2 kök 2, 2 kök 2 ve 3 kök 2'lik kenarların ikisel çarpımının 2 iki katı olacak alan. Bu ikisinin çarpımı hocam 2 kök 2, 2 kök 2 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 bir de 2 ile çarp 16. 16 artı şu ikisinin çarpımı 6, 12 yaptı. 2 katı 24 artı. Şu ikisinin çarpımı da yine 24 yaptı. Çarpımının 2 katı. O zaman şu ikisini topluyorum. Şimdi topladığım zaman 40 geldi. Ve 24 ile de toplayınca 64 geldi yani o zaman 40 soruyu da Böylelikle son soruyu da C seçeneği olarak bulduk Evet güzel sorular vardı yine hoş sorular vardı şöyle sorulara bir bakalım mı ya kadın cisimle ilgili Evet böyle bir soru karşımıza gelebilir böyle bir soru karşımıza gelebilir bunlardan bir tanesi sözel olacak ama burada iki tane çekilsel yapmışız Evet olabilir sıkıntı yok ama bu sorular gelmeye aday sorular e, paraya kenarda klasik bir şey sorusu, alan sorusu, bunlar bu arada şeyde de gelebilir, ayete de gelebilir. Yine güzel bir soru, ama basit, rahat bir şekilde yapabileceğiniz şey. Burada da uzunlukları en küçükten başlamayı ihmal etmeyeceksiniz, onu öğrendiniz. O çıksa zaten direkt yaparsınız, bunda sıkıntı yok. Bu da aynı şekilde çıksa yaparsınız. Ama bak, bu da çok güzel bir soruydu, gerçekten hoş bir soru. Sonra dik üçgenle ilgili özellikle ÖSYM böyle virgülleri kullanmayı da artık çok seviyor, o yüzden dikkat et, sen de buna. Ve buradaki sorularda tam sınavda çıkmaya aday sorular diyebiliriz. Ama yıldız atacaksak sınavda çıkma zorluk anlamında değil. Sınavda çıkmaya yıldız atacaksak tabii ki bu soru da karşımıza gelebilir. 31. soru da güzel bir soruydu. Evet gençler böylelikle deneme 7 çözümünü bitirdik. O zaman Bir sonraki deneme çözümünde. Deneme 8'de görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.